Narin? Narin kötü bir şey mi oldu? Narin Fırat'a bir şey mi oldu? Ne oldu? Yine hastalandı mı yoksa? Hasta. Ne oldu, yine mi bayıldın? Kafadan hasta. Ha, onu biliyoruz canım. Uğraşamamışım. Ay bu kız iyi değil. Yürü kafede bekleyelim, yürü. Narin. Oldu. Su indirmek için durdu çocuk. O ara indiriverdiler. Kimin yaptığını gördün mü? Abi motorlu bir tane adam. Zaten o ara fırladı gitti hemen kaşla göz arasında. Ben o karambolde peşine de düşemedim. Böyle kasklı, siyah kıyafetli inceden biri. Susturucu kullandı herhalde. Ses falan da duymadım. Daha çok gençti be abi. Çok gençti çocuk. Yani 3 kuruş ekmek parası için koşuşturuyor. Bir anacı, bir kendi. O kadarcık bir oğlandı yani. Attık ateşe çocuğu. Sen eve git. Ali'yi eve götür. Doktor, hemen bize geç. Ben iyiyim, bende bir sıkıntı yok. Alipert durumunda. Akşam eve geldiğimde sağlam görmek istiyorum. Hadi eyvallah. Ne oldu? Ne dedi de Fırat sen oradan böyle allak kullak çıktın? Senin ne işin vardı o otelde Fırat'la? Biz burada hastaneleri, polisleri ayağa kaldırmışız. Ben ne bileyim sizin Fırat'ı aradığınızı? Nurmak Hanım şeyi de merak ediyorum. Sizin otelde ne işiniz vardı beraber? Ya evine doğru giderken yolda arabasının kenara çekilmiş buldum. Hastaydı, içinde yatıyordu, o kadar. Yolda giderken? Ne tesadüf ama. Ya iyi değildi. Eve gitmek istemiyorum dedi. Hastayım dedi. Daha beter hasta oluyorum dedi. Bir otele götür beni dedi. Götürdüm, ne var? Romantik bir şehir dışı otelini, öyle mi? Otel Fırat'ın. Bırak artık gerizekalılığı. Narin. Fırat'ı zehirliyorlar. İçime suyuna zehir karıştırmış bir tane sucu çocuk. Yani rahmetli sucu çocuk aslında. Ne? Niye zehirliyorlar Fırat'ı? Kim? Bilmiyorum, tam öğrenecektik. Çocuğu vurdular. Sen niye öyle çıktın içeriden? Hayır, kötü bir şey mi dedi sana Fırat? Moralin niye bozuk? Bu olayda onun numara yaptığımızı düşünüyor. Atıf'la birlikte ona komplo kurduğumuzu düşünüyor. Sen neler çeviriyorsun yine ya? Anlatsana bakalım, neler çeviriyorsun sen? Yeter. Teker teker gelin kızın üstüne. Ne demiş olabilir çocuk? İçeride yani, en kötü ne demiş olabilir? Yeter. Ah, oh, bitti. Narin, iyi misin canım? İç bakayım şundan. Bir yudum iç. Bir şey ister misin? Atıf Birsel bir süredir bir takım yanlış anlaşılmalardan dolayı benimle uğraşmaya başladı. O yüzden onunla oturup konuşmak, uzlaşmak istedim. Evine gittim, kapı açıktı. İçeri girdiğimde kimse yoktu, ona bir not bıraktım ben de. Bir şeye ihtiyacı olursa bana ulaşsın diye. Çünkü oradan buradan duyduklarıyla yanlış işler yapıyor. Ama anladığım kadarıyla beni yanlış anladı. Çünkü biz Atıf'la birbirimizin evine girer çıkardık. Ortak arkadaşlarımız da var. Fırat Kazan ifadesinde ortak arkadaş grubunuzun olduğunu, düzenli olarak gidip geldiğini söylüyor birbirinize. Evinize de konuşmak için gelmiş. Sizi de bulamayınca not bırakmış. Bıraksın bu işleri, evime neden geldiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Adamlarını darp ettiğiniz konusunda bir şikayet var. Ben kimseyi görmedim orada. Beni gören var mı? Yok. Bu durumda Fırat Bey'e karşı bir tanığınız yok. Memur Bey, tanığa ne gerek var? Adam belge bırakmış gitmiş. Onun size dosya bırakılmış bir not olduğunu söylüyor. Kesinlikle tehdit etmeyi amaçlamıyormuş. Kendisi için açılacak davalarda kullanılacak belgelerin üzerine bırakılmış bir not. Al canım, al. Ah, iç şunu da, tuzlu tuzlu. Tamam Deniz, tamam. Tamam ya. Dur bir anlayayım ne oluyor. Ne tamam, ne tamam ya? Aç karnı, sinir, stres. Kötü oldun tabii. İçeceğim birazdan.
Meğer tehlike Fırat'ın evindeymiş. Çocuk her suyu içtiğinde yavaş yavaş zehirleniyormuş. Çocuğu vurdukları için olayın arkasında kim var öğrenemedik. Çok kötü bir şey bu ya. Bunu tekrar edebilirler yani. Ben hala anlamadım yani öyle elinle koymuş gibi Fırat'ı nasıl yolda bulduğunu. Enteresan. Fırat'la Atıf'ı uzlaştırmaya gidiyordum Irmak'cığım. Gece gece. Partiden çıkıp ona gittin o zaman. Deniz sen ne zamandan beri benim nereye girip çıktığımla ilgileniyorsun, saatiyle ilgileniyorsun, hesap soruyorsun ya? Ne oluyor böyle ya? Allah Allah hepiniz birden. Gelemem ben böyle ha. Gideyim bakayım Atıf Serseri ne ifade vermiş be. Öf! Şişirdik kızı. Kız haklı. Benimle partide uğraştığı yetmedi. Bak adamın peşinden yollara dökülmüş. Kafasını iyice bulandırmak istiyor belli. Hayatım, seninle ilgili birinin kafasını bulandırmak için narine gerek yok. Sen yaptığın icraatlarla zaten yeteri kadar bulandırırsın insanın kafasını. Şimdi senin acını paylaşıyor olmalıydım. Bana içini dökebilmeliydin, canım arkadaşım benim. Narin hoş geldin. Merhaba. Hacı amca yok mu? Gelmedi mi daha? Ya üşütmüş biraz, yatıyor evde. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Oo Narin Hanım. Şükür gelebildiniz. Sizin mesainiz saat kaçta başlıyordu? Ya şey ayağım iyileşmedi tam da ağrıyor hala. Çok hızlı yürüyemiyorum. Ondan öyle ha. Şey oldu. Tamam tamam hadi. İşinin başına geç fazla uzatma. Merhaba. Merhaba. Pardon, benim fakülteden bir arkadaşım çalışıyor burada, onu soracaktım ben. Burada çalışıyormuş. Nerede? Mutfakta mı yoksa serviste mi? Yok, böyle hesap kitap işleri, muhasebe olabilir mesela. Adı Narin. Narin. Ha, Narin Hanım. Tabii, tabii. Narin Hanım burada. Mutfakta bizim çalışanlarımızı denetliyor. İsterseniz buyurun, götüreyim sizi. Zahmet olmasın. Yok canım, ne demek? Zevkli. Mersi. Buyurun. Narin Hanım. Sizin gibi koskoca bir muhasebe müdürüne bulaşık yıkamak hiç yakışıyor mu? Ama bu da bir şey tabii. Yani arkadaşlarınıza ben dükkanın sahibiyim diye kendinizi tanıtsaydınız hiç olmazdı. Deniz. Siz de ne söyleyeceksiniz söyleyin arkadaşınıza. Görüyorsunuz Narin Hanım'ın çok işi var. Daha hesap işlerine bakacak Narin Hanım. Sen bana baksana. Ne vardı? Sen kiminle dalga geçiyorsun? Dur, sen kimsin ha? Deniz! Deniz. Sen kiminle dalga geçiyorsun? Deniz dur. Al şunu ya. Ne? Ya, şu, ne? Deniz! Ya. Aferin. Sen seni. Sakin ol. Saatlerce burada çalışıyor. Deniz ne yapıyorsun? Sen Deniz dur. Sen ne yapıyorsun ha? Sen ne yapıyorsun? Ha? Aferin sakin ol. Pislik. Sen senin. Aferin. Gönder. Bir dakika. Sakin ol. Ya. Sen kimsin ha? Sakin ol. Dur. Pislik. Kapı kapıyı kapa çok soğuk. Kız kar yağacak ya. Ya sen niye dışarı çıkıyorsun? Ben odunları toplardım. Doktor sana demiyor mu üşütmek falan yok diye? Senin benden çok farkın var değil mi? Doktor sana dedi ki... Bol bol git odun kes, odun taşı. Çocuğun da güçlü kuvvetli olsun. Allah Allah. Oy. Oh. Hadi hadi. Çok acıktım kız. Turşu da var ha. Gönder gelsin. Şş, domates bir tane ver oğlum ben yiyeceğim ha. Ben şımarıyorum kız ha. Ya çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim ama ben nereden bileyim o çocuğun patronun torunu olduğunu? Ama kabul et. Çok komik değil miydi? Hop, hop. Ya sayende işsiz de kaldım sonunda. Ben ne kadar zor buldum o işi biliyor musun sen ya? Sen de bulaşıkçı olduğunu söyleseydin bana. Utandım, ne yapayım?
Ay sen beni hiç tanımamışsın. Aşk olsun benden mi utandı? Ben takılıyor muyum öyle şeylere? Ya hayır ya, seninle ilgili değil, o arkadaşların falan işte. O Ebru'nun var ya, o küpeyi burnuna soktum, burnuna. O ikisi benim evime bundan sonra hayatta giremezler yani. Yani hadi onların şüphelenmesi normal de. Yani senin şüphelenmen biraz şey oluyor tabii. Yeter ama çok uzattın yani. Aa, iyice kafama kakıyorsun böyle. Hadi kalk bir evimize gidelim, kapanacak burası şimdi, yürü. Sen beni vicdan azabından öldüreceksin galiba. Hadi kalk gidelim ya. Bak, beni şu anda affetmezsen giderim o köprüden kendimi atarım. Atarım, vallahi atarım, billahi atarım, söyleyeyim sana. Saçmalama ya. Atarım. Kimse benim için balıklı adam dövmemişti yani Denizciğim. Hadi gidelim evimize. İki gecelik parasını peşin ödedim otelin, şimdi ziyan mı olsun? Oldu bile. Hadi kalk. Hadi. Ha şöyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.